Merhabalar. 5. sınıf 2. ünite canlıları dünyası ile yine birlikteyiz. Bu üniteyi canlıların sınıflandırılması, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar olmak üzere 5 videoda çekeceğim. Öncelikle canlıların sınıflandırılmasıyla başlayalım. Arkadaşlar çevremizde varlıklar görüyoruz. Biz bu varlıkları canlı varlıklar ve cansız varlıklar olarak ikiye ayırıyoruz. Büyüme, gelişme, üreme, solunum, boşaltım gibi hayatsal faaliyetlerin görüldüğü varlıklara canlılar denir. Büyüme, gelişme, üreme, solunum, boşaltım gibi hayatsal faaliyetleri göstermeyen canlılara ise cansız varlıklar denir. Dünyada milyonlarca canlı bulunur. Bu canlıların her biri birbirinden farklı, yapıya ve özelliklere sahip. Baktığımız zaman çevremize beslenme, boşaltım, solunum, üreme ve benzeri özellikleri olan varlıklara canlı diyoruz. Burada canlı örnekleri var. Çiçek, mantar, zürafa, yılan gibi canlıların birbirine benzerlik ve farklılıklar dikkate alınarak gruplandırılmasına sınıflandırma diyoruz. Sınıflandırma canlıların özelliklerini daha iyi kavramayı ve aradığımız canlıyı milyonlarca tür ve sayıdaki canlı içerisinde daha kolay bulmamızı sağlar. Sınıflandırma neye göre yapılır? Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırırız. Peki neden sınıflandırıyoruz? İncelemesini kolaylaştırmak için. Canlıları sınıflandırdığımızda daha kolay inceleriz. Bu nedenle canlıları sınıflandırıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Markete gittiğinizde Tüm reyonlar sınıflandırılmıştır. Neden? Aradığınız eşyayı daha kolay bulmak için. Yine gardırobunuzda yazlıkları, kışlıkları farklı sınıflandırırsınız. İç çamaşırlarınızı farklı, çoraplarınızı farklı yere koyarsınız. Neden? Aradığınız türdeki giyeceği veya yiyeceği veya kitabı hep sınıflandırarak daha kolay bulmamızı sağlar. Bilim insanları da canlıların daha kolay incelenmesi, daha kolay özelliklerine sahip olabilmesi, daha kolay bulunması için canlıları sınıflandırmıştır. Peki canlıları, canlıları temel olarak mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar olmak üzere dört grupta sınıflandırmışlar. Neden dört grupta sınıflandırmışlar? Çünkü benzerlik ve farklılıkları birbirinden ayırmak için. Mikroskobik canlılar, birinci grup iki tane örneği, bakteri ve amipi görüyorsunuz. İkinci grup mantarlar, şapkalı mantarla küf mantarı, bitkiler, çiçekli ve çiçeksiz bitkileri görüyorsunuz ve hayvanları görüyorsunuz. Mesela mantarları farklı bir gruba almışlar. Neden? Çünkü ne bitkilere, ne hayvanlara, ne mikroskobik canlılara benzemediği için farklı grupta. Bitkiler aynı şekilde hayvanlara, mantarlara, mikroskobik canlılara benzemediği için farklı grupta. Hayvanlar da diğer canlı gruplara benzemediği için farklı grupta incelenmiş. Şöyle bir geniş canlıların sınıflandırılmasına bakalım. Bitkiler, çiçekli ve çiçeksiz bitkiler. Burada çiçeksiz bitkilerin örnekleri verilmiş. Eyrel totu, karayosunu, liken, ciğer otu. Hayvanlar, omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar ve örnekleri verilmiş. Mantarlar, şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarı ve hastalık parazit mantarları verilmiş. Mikroskobik canlılarında örnekleri bu şekilde verilmiş. Örnek yapalım. Canlılar temel olarak dört ayrı sınıfa ayrılır. Doğru. Sınıflandırma canlıları kolaylıkla tanımamızı sağlar. Doğru. O halde birinci çıkış doğru cevabımız. Yine örnekle devam edelim. Canlıları biz dört sınıfta ayırmıştık. Mantarlar, bitkiler. Buraya ne gelebilir? Hayvanlar. Buraya ne gelebilir? Mikroskobik canlılar. Hemen şıklarda hangi şıkkımızda var bu? Hayvanlar ve mikroskobik canlılar olan B şıkkımızda var. O halde doğru cevabımız mikroskobik canlılar ve hayvanlar şeklinde B şıkkında olabilir. Arkadaşlar Mıstık Vendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.